İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim'de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Can verme acısı. İmam-ı Gazali'nin İhya-ül Ulumunda şöyle buyurmaktadır can verme hususunda. Can vermenin acısı öyle şiddetlidir ki, başka bütün acılar ona göre nedir ki? Bir kimsenin önünde yalnız bu olsa şayet, dünyada hiçbir şeyden alamaz tat ve lezzet. Bir kimse düşünse ki, çok zalim, gaddar biri, her an için evinden girebilir içeri. Hatta vurup bir şeyle kendisini öldürür. O kimse her an için ancak bunu düşünür. O asla bu korkuyla yatamaz, uyuyamaz. Yediği yemeklerden hiçbir lezzet alamaz. Hatta yemek yiyemez bunun düşüncesinden. Yatıp uyuyamaz da ölüm endişesinden. Ölüm de her an için gelebilir herkese. Hatta ecel gelmesi yakındır daha bize. Ayrıca can vermenin öyledir ki şiddeti, yoktur onun yanında başka şeyin kıymeti. 70 kılıç darbesi vurulsa da birine, can verme acısının yanında hiçtir yine. Susuyor görünse de, can çekişen bir insan, tükendiği içindir takati o acıdan. Çünkü o şiddet ile çekilir el ve ayak, bunun ne olduğunu tadanlar bilir ancak. Resulullah gitmişti bir hastanın yanına. Gördü ki onun ruhu dayanmış boğazına. Buyurdu, ben bilirim bunun ne olduğunu. Damarları içinden çekiyorlar ruhunu. Hazreti Ali dahi buyurdu ayrıyeten, bana kılıç darbesi kolaydır can vermekten. Peygamberlerden biri bir gün bir kabristanda gelip durdu herhangi bir mezarın yanında. Allah-u Teala'ya yalvardı ki o vakit, ya Rabbi, bu mevtaya hayat ver, onu dirilt. Onun bu duasıyla dirilip kalktı hemen, dedi, buyur efendim, emriniz nedir benden? Ona ölüm hakkında sorunca o peygamber, dedi, bu büyük işten vereyim size haber. Öleli 50 sene olduğu halde bugün hala unutamadım acısını ölümün. Mümin ameliyle bazı derecelere kavuşsa da eremez daha da yücelere. Lakin can acısını çekince o insan, o yüksek dereceler edilir ona ihsan. Bir kafir de dünyada yaptıysa bir iyilik, ona da bu acıdan verilir bir hafiflik.
onun karşılığını dünyada almış olur. Ahirette rahmetten onlara zerre yoktur. Teslim eylediğinde Musa Nebi ruhunu, sordu Allah, acının ne miktar olduğunu. Dedi, sanki içimde bir dikenli çalı var. Ağzımdan onu tutup kuvvetle çekiyorlar. Çalının her dikeni takılmış bir yerlere, çektikçe o yerleri ediyor pare pare. İsa peygamberse buyurdu ki bir zaman, bana dua edin de can vermem olsun asan. Resul-i Ekrem dahi dua etti ki şöyle, ya Rabbi can vermeyi bana da kolay eyle. Ya Resulallah, ya Habiballah, ya Nebiallah, ya Şefiallah, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel kendi, güzel Muhammed. Gel şefaat eyle, kemter kulu. Şefaat eyle kemter kuluna, adı güzel kendi güzel Muhammed. Yedi kat gökleri seyran eyleyen, kürsünün üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmeti Hak'tan dileyen, adı güzel kendi güzel Muhammed. Miraç'ta ümmeti Hak'tan dileyen, adı güzel kendi güzel Muhammed. Hasretinle yaktın bu
kendi dinmiyor hicranım ya Resulallah, ben neyleyeyim? Sensiz, sen hak peygambersin, şeksiz gümansız. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel kendi, güzel Muhammed. Sana uymayanlar gider imansız. Kendi güzel Muhammed. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Kabri Saadet'i ziyaret etmek. Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret için Medine'ye girerken ihrama girilmez. Mekke'de ihramlıyken olan yasaklar Medine'de yasak değildir. Medine şehri uzaktan görülünce salat ve selam getirilir. Sonra Allahümme haza haremü nebiyike ve mehbitü vahyike femnin aleyye bidduhuli fihi vec'alhü vikayeten li minen nar ve emanen minel azab vec'alni minel faizine bi şefaatil Mustafa yevmel me'ab denir. Hac yaptıktan sonra Medine-i Münevvere'ye girip Resulullah'ın mübarek kabrini ziyaret etmek lazımdır. Medine'ye girince yalnız kabri Nebi'yi ziyareti niyet etmelidir. Mescid-i Nebi'de bir namaz başka yerlerdeki bin namazdan daha üstündür. Oruç, sadaka, zikir ve Kur'an-ı Kerim okumak gibi ibadetler de böyledir. Şehre veya mescide girmeden önce gusül abdesti alınır. Güzel ve alkolsüz koku sürünülür. Yeni ve temiz elbise giyilir. Şehre yürüyerek girmek iyi olur. Eşyalarını bir yere yerleştirdikten sonra o yerlerin kıymetini ve yüksekliğini düşünerek boynu bükük, kalbi kırık olarak Bismillah ve ala milleti Resulillah denir. Ve hicret gecesi gelmiş olan İsra suresinin 80. ayetini ve namazda okunan salavat-ı şerifeleri okuyarak ve vafirli zunubi veftahli ebvabe rahmetike ve fallike diyerek mescide gelinir. Bab-ı Selam'dan veya Bab-ı Cibril'den mescide girip minber yanında iki rekat tehiyyetül mescid namazı kılınır. Minberin direği sağ omzu hizasına gelmelidir. İki rekatta şükür namazı kılınır. Mescitte iki rekat namaz kıldıktan sonra hücre-i saadete gelip mübarek yüzüne karşı döner. Diriyken olduğu gibi huzurunda edeple durup salat ve selam verir ve dinimizin bildirdiği duaları okur. Duadan sonra kalkıp edeple hücre-i saadete gelir. Muvacehe-i saadet duvarına karşı arkasını kıbleye dönerek Resulullah'ın mübarek yüzüne karşı 2 metre kadar uzakta edeple durulur. Resulullah Efendimizin kabri şerifinde diri olduğunu, kendisini gördüğünü, selamını, dualarını işittiğini ve cevap verdiğini, amin dediğini düşünür.
Esselamu aleyke ya seyyidi ya Resulallah diyerek başlayan duayı okur. Emanet olan selamları söyler. Sonra salavat okuyup dilediği duayı yapar. Sonra yarım metre sağa gelip Esselamu aleyke ya halifete Resulillah diye başlayan duayı okuyarak Hazreti Ebu Bekir'e selam verir. Sonra yarım metre sağa gidip Hazreti Ömer'e de dua okuyarak selam verir. Sonra kendine ve ana babasına ve dua etmesini istemiş olanlara ve bütün Müslümanlara dua eder. Sonra yine Resulullah'ın mübarek yüzü karşısına gelir, dua okur. Sonra Ebu Lübabe Hazretlerinin kendini bağlayarak tevbe etmiş olduğu direğe gelir. Burada ve Ravda-i Mutahhara'da nafile kaza kılar. Tevbe ve dua eder. Dilediği zamanlarda Mescid-i Kuba ve Mescid-i Kıbleteyn, Uhud şehitleri ve Baki'deki mezarları ve birçok meşhur mübarek yerleri de ziyaret etmelidir. Kabri saadeti ziyaret için uzaklardan gelmek de sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, bir kimse beni ziyaret etmek için gelse ve başka hiçbir şey için niyeti olmasa, kıyamet günü ona şefaat etmemi hak etmiş olur. Hac edip kabrimi ziyaret eden beni diriyken ziyaret etmiş gibi olur. Hac edip de beni ziyaret etmeyen beni incitmiş olur. Kabrimi ziyaret edene şefaatim vacip oldu. Bana selam verene ben de selam veririm. Kabrimin yanında benim için okunan salavatı işitirim. Uzak yerlerde okunanlar bana bildirilir. Hacda zemzem içmek ve zemzem getirip Müslüman kardeşlerine ikram etmek çok sevaptır. Zemzemin maddi ve manevi birçok faydası vardır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, zemzem doyurucu ve hastaya şifa vericidir. Zemzemi belalardan korunmak niyetiyle içeni Allah korur. Abdullah İbni Mübarek Hazretleri, Resulullah zemzem içildiği niyete göre faydalı olur buyurduğu için, ben de kıyamet günü susuzluktan kurtulmak için zemzemi içiyorum derdi. İbni Abbas Hazretleri de zemzem içerken, ya Rabbi, senden faydalı ilim, bol rızık ve her türlü hastalıktan şifa istiyorum diye dua ederdi. Hayatım roman. Etme bulma dünyası. Bir söz vardır bilirsiniz. Etme bulma dünyası derler. İnanın büyüklerimiz bu sözleri boşuna dememiş. Hatıramı dinleyince bana hak vereceksiniz. Havaalanında garson olarak çalışıyordum. Kurulu bir düzenim, mutlu bir yuvam vardı. Her şey 1993 senesinde hanımımın dayısı ile ortak bir iş yapmaya karar verdiğimizde başladı. Bir gece büyük bir heyecanla bize geldi. Hoş beşten sonra durumu açıkladı. Evet çocuklar, gelelim sebebi ziyaretime. Aman dayıcığım, heyecanla bakılırsa önemli bir durum var galiba. Önemli olmaz mı yeğenim? Hem de çok önemli. Hepimizin hayatını değiştirecek bir teklifim var size. Hayırdır dayı? Dinle damat. Sen becerikli, çalışkan olduğun için sana söylüyorum. Beni en iyi sen anlarsın. Dinliyorum dayı. Bakırköy'de satılık bir bakkal dükkanı var. Yarısını peşin verip kalan yarısını da takside bağlayarak orayı satın alabiliriz. İnanın bana çok güzel ve işlek bir yerde. Bunu kaçırmayalım Cumhur. İyi ama nasıl olacak bu iş? Hem biz bakkaliyeden ne anlarız ki dayı? Yapanlar nasıl yapıyor damat? Benim tek başıma gücüm yetse inan kendim alırım. Ama yetmiyor. Eğer ortak olursak inan bana işi alır götürürüz. Fena fikir değil be Cumhur. Ne dersin? Bilmem. Başarabilir miyiz dersin? Başarırız damat, başarırız. İkimiz bir olunca evvelallah başarırız. Bana güven. Peki... Benim o işim ne olacak? Ayrılmazsın işinden Cumhur. Bir süre böyle idare edersin. Baktın ki işler iyi gidiyor, o zaman bir karar verirsin. Yeğenim doğru söylüyor damat. Eğer işler düşündüğüm gibi giderse zaten kendiliğinden işten ayrılmaya karar verirsin. Pekala, bir deneyelim bakalım. Yaşa akıllı damat. Göreceksin, her şey çok iyi olacak. İnşallah dayı.
Dayım haklıydı. Dükkan gerçekten de güzel işliyordu. Aradan tam 3 ay geçmişti. İki tarafa birden koşuşturmak yorucu olmaya başladığı için havaalanındaki işimden ayrıldım. Kısa zamanda dükkanın borcunu ödediğimiz gibi bir depo kiralamış ve mal dağıtımı için de bir kamyonet almıştık. Ama kamyonetin yarı parasını ben cebimden vermiştim. 6 ay sonra kamyonet dahil tüm borçlarımız bittikten sonra doğal olarak kamyonet için cebimden verdiğim parayı istedim. İşte ne olduysa o günden sonra olmaya başladı. Osman dayı paramı vermeye yanaşmadığı gibi artık o günden sonra bana karşı da soğuk davranmaya başladı. Huzurumuz kalmamıştı. Ben de kamyoneti satıp hakkım olan parayı aldım ve hemen gidip bir arsa satın aldım. Dayım gittikçe huysuzlanmaya başlamıştı. Ne demek paranı arsaya yatırdın ha? Yatırdım dayı, ne yapayım? Duyduğuma göre de bir de daireye girmişsin. Paramı çarçur edemezdim ya dayı. Anlamıyorum. Senin her şeyin var. Benimse hiçbir şeyim yok. Daireyi kastediyorsan peşinat için gereken parayı annemden borç alarak aldım dayı. Yoksa dükkandan kazandığımla değil. Bilmem farkında mısın? Tam 2 aydır dükkandan 5 kuruş para almadım ben. Ne yani? Şimdi de şikayet mi ediyorsun? Eğer şikayet diyorsan evet, şikayet ediyorum. 2 aydır şu dükkandan 1 lira bile almadım. Bütün parayı sen alıyorsun. Sesimi çıkarmadım. Ama artık yeter ha. Madem şikayetçisin, o zaman ortaklığı bozalım. Çok güzel. Benim de söylemek istediğim buydu zaten. Ben ortaklığı bozuyorum. Tabii istediğim para karşılığında. Ne istiyorsun? 15.000 markaları. Oo, damat bayağı akıllı adammışsın ha. O parayı veremem. Aslında çok daha fazlasını istemem lazımdı ama bu kadarına da razıyım, ne yapalım? Parayı ver ve ikimiz de bu işkenceden kurtulalım dayı. Peki, istediğim parayı vereceğim. Tabii ki istediğim parayı alamadım. 3 aşağı 5 yukarı derken 10.000 marka razı oldum. Böylece yollarımız ayrılmıştı artık. Sonradan anladım ki meğer üzerine çok para geçirmiş. Benden sonra işleri daha da büyüttü. Ne yazık ki yasa dışı işlere de karışmış. Derken kumara dadanıp evini terk etmiş. Ardından da iflas etmiş. Piyasayı da dolandırdığı için hapse girdi tabii. Çıktığında ise İstanbul'u terk etti. Şimdi kimse onun nerede olduğunu bilmiyor. Bense eski işime geri döndüm. Yeniden düzenli bir hayata kavuştum. Dayımın kötülüğünden koruduğu için de Rabbime şükrediyorum. Medine'ye doğru bir kervan gider. Bu kervan aklımı başımdan eder. Gönlümün hasreti Ravza'da biter. Dur kervancı başı, ben de geleyim. O güzel Medine'yi bir kez göreyim. Dur kervancı başı, ben de geleyim. O güzel Medine'yi bir kez göreyim. Resulullah'ın aşkı gönlümde yanar. Adını andıkça yüreğim kanar. Bu gönül yıllardır Resul'ü arar. Dur kervancı başı, ben de geleyim. O güzel Medine'yi bir kez göreyim. Dur kervancı başı, ben de geleyim. O güzel Medine'yi bir kez göreyim. Resulullah orada, Ravza oradadır. Aklım Medine'de, gönlüm dardadır. Resulü sevmişim,
aklım oradadır. Dur kervancı başı, ben de geleyim. O güzel Medine'yi bir kez göreyim. Dur kervancı başı, ben de geleyim. O güzel Medine'yi bir kez göreyim. Şu yüce dağları sizle aşarım. Değmeyin doluyum, şimdi taşarım. Onun hasretiyle nasıl yaşarım? Dur kervancı başı, ben de geleyim. O güzel Medine'yi bir kez göreydim. Dur kervancı başı, ben de geleyim. O güzel Medine'yi bir kez göreydim. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, kısmet açma veya diğer bazı işlerde hocalara gidilip muska falan yaptırılıyor. Bu doğru mudur? Mustafa Bey, bir kere kısmet açmak tabiri doğru değil. Hani zaman zaman naklediyoruz. Bir gün Rabia-i Adviye Hazretleri Kuddisesi ruhuma, böyle bir yerden geçerken adamcağızın birisi dua ediyor. Ya Rabbi, rahmet kapılarını aç diye. Mübarek işitiyor, dönüyor. Ve ahmak buyuruyor. Rahmet kapısı kapalı mı ki, açılmasını istiyorsun? O kapı hep açık. Sen diyor kalbini aç. Sen kalbini aç. Dolayısıyla kısmet kapısı kapalı değil. Yani biliyor musun kısmet kapısı nerede, kim kapattı? Allah Teala o yetkiyi kendisinin dışında bir başkasına vermiş olsa, ben kızdım diyor, sana aynı şekilde kapattım. Hatta öyle bir yetki vermiş olsa, ben sana kızdım diyor, yaşamana da izin vermiyorum, kapattım diyor. Hava alamayacaksın veyahut da su içemeyeceksin. Olmaz öyle şey. O zaman sistem bozulur. Allah Teala bu yetkiyi kimseye vermez. Allah Teala'nın ezeldeki bir takdiri var. Mesela şimdi zamanımızda evlenmelerin geç olması veya gecikmesi sebebiyle veyahut da aynı şekilde bir kapıya gidiyor, öbür kapıya gidiyor falan, orada iş tutturamıyor, burada iş tutturamıyor, benim de kısmetim kapalı. Kapalı değil. Allah Teala yaratırken bazılarını farklı takdir etmiş. Ben Balıkesir Gönen'de vazife yaptım. 1-2-3 ev değiştirdim. Kiracıydım. 3. evine İstanbul'a geldim. İstanbul'da bir evde oturdum. İşte 15 sene falan. Ondan sonra kendi evime taşındım. Ama İstanbul Fatih'te otururken ben hiç ev değiştirmedim. Ama hani mübalağalı söylüyorum biraz da. Bir arkadaş vardı, o da beraber geldik İstanbul'a. En az 10 tane ev değiştirdi. Kim bana ne yapıyor? Kimse bir şey yapmıyor. Kimse bir şey yapmıyor. Allah-u Teala ezelde takdir etmiş. 2 sene Mustafa Togöz'ün işte Fatih'teki villasında. Fatih'te villa var mı? Neyse de olsun. Diğerlerinden bahsedebilirsin. Tabii. Diyelim ki A şahsının evinde 2 sene oturması nafaka olarak takdir edilmiş. 2 sene dolunca ya ev sahibiyle bir şey olacak veyahut da bu diyecek ki ya diyecek burası dar, ben şuraya gittim diyecek. Niye? Çünkü B şahsının evi ona nafaka olarak takdir edilmiş. Şu veya bu. Ya bu hani tatlılık da olur veya bazen de hırgürlü olur. Ama netice itibariyle sen oraya gidersin. Orada 2 sene oturursun, bitmiştir oradaki nafakan. Ondan sonra C şahsının evine. Orada 2 sene oturursun, bitmiştir D şahsının evine.
Bu Allah da ezelde böyle takdir etmiş. Gelip de ya sen niye aynı şekilde tek evde oturuyorsun, kıpırdayamıyorsun? Ben bilmiyorum, ne bileyim ben. Bir de bazen öyle oluyor ki benim de başıma geldi biliyorsunuz. Özeniyorsun, bezeniyorsun filan. Değil mi? Çok güzel böyle içini istediğin gibi yaptırıyorsun. Ondan sonra oturamıyorsun yani. Oturamıyorsun. Yani, dolayısıyla Allah-u Teala'nın ezeldeki takdiri var. Hani babaannem rahmetlinin bir sözü vardı. Gelin ata binmiş ya nasip demiş. Ya ne dedim, artık ata binmiş gidiyor dedim ya, nasibim olur. Oluyormuş. Ben de şahit oldum. Mustafa Bey dini nikahı, kanuni işlemleri hepsi bitmiş. Ev döşenmiş. Yemekler yenmiş. Tat kız evine dayanıyor arabalar. O anda har gür hur, kızım burada, oğlun sende, bitti. Yani bir de sebep de incir çekirdeğini doldurmayacak bir şey. Evet. Niye? O zaman babaannemin o sözünü hatırladım. Babaannemin o sözünü hatırladım. Bir de mesela şey de hatırlıyordum. Annem rahmetli de, babaannem rahmetli de. Buğdayı biçiyoruz. Harmana getiriyoruz. Sürüyoruz. Savuruyoruz. Buğdayla saman ayrılıyor. Bunları dolduruyoruz. Eve getiriyoruz. Kilere. Bizim diyoruz babaannem. Değil evladım derdi. Un değirmenler var. Oraya götürdük. Öğütürdük, getirirdik. Babaanne işte şimdi bizim oldu. Olmadı derdi. Daha ne yapacağız? Oğlum derdi, yediğin ve yuttuğun senin. Ve ben gözümle şahit oldum, biliyor musun? Böyle şeylere söyleyiver. Kilerde ambarlar var. Oraya doldurmuşum buğdayı. Minnacık bir şey. Gözünle göz ömüyorsun. Böyle bir böcek gibi bir şey. Musallat ediyor binlerce. On binlerce bir giriyorlar. Her birisi bir buğday tanesinin içini. O kilerdeki bulunan o sandığı diyelim neyse, ambarı böyle kaldırabilirsin yani. İçi kepek kalmış, içini yemiş bitirmiş. Kabuğu kalmış. Peki bu şey un. Bunu da kurt musallat ediyor. Un kurtlanır mı? Gözümle görüyordum, kurtlanıyor. Kurtlanıyor. Yani Cenab-ı Hak yemeği murad etmeyince, mesela diyelim ki bu sene işte 2019'da bu Antalya'da neydi, hortum meydana geldi. Hemen dediler ki işte elmalı şeyler gitti, portakallar. Ne oldu, çiçek açtı, portakal verdi, işte toplayıp götüreceğiz derken bir hortum geldi, şakır 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 hepsini götürdü. Kimisini yerlere serdi, kimisini savurdu götürdü, nereye gittiği belli değil, bataklığa attı falan. Yemedin, hani senin değil, senin bahçen değil, senin aynı şekilde ağacın değil, yemedin. Yani ezelde Allah-u Teala takdir etmediği müddetçe A şahsıyla B şahsı evlenemez. Efendim kim kısmetim kapı, kimse kapatamıyor. Ya zaman zaman anlatıyoruz mesela, yakinen iki aileydi tanırım. İki ailede yani bir kızcağız birisiyle evlenmiş. İtikad düzgün beş vakit namazı kılan birisiyle. Kızcağız da öyle. Öbür tarafta beş vakit namazını kılan bir adamcağız. O da aynı şekilde, hanımı da öyle. Bunun iki çocuğu var. Bunlar evliler. Evliler. Fakat ince çekirdeğini doldurmayan şeylerle ikisi böyle ısrar, inat falan filan derken neyse ayrıldılar. İki ailede mi? İki aile de ayrıldı. Aradan zaman geçti. Bu kadıncağız bu adamla evlendi. Ve bir gün telefon açtılar, işte bir çocuğumuz oldu. Bir isim koymak için gelebilir misiniz falan. Bir arkadaşla beraber gidiyordum. Dedim ki bunu sen düşünebilir misin? Hayal bile edemezsin. Doğru. Ezelde o çocuğun annesi bu kadın, babası da bu adam. Ve bu kadın dünyaya getirecek o çocuğu. Ezelde ruhu yaratılmış. Peki o çocuk dünyaya gelme zamanı yaklaşınca ne olacak? Bu adam da bu kadın da evliyse oralarda işte bir şeyler olacak falan filan, ayrılacaklar. Bu ikisi evlenecek sonra. O çocuk da dünyaya gelecek. Gel buna akıl erdir. Ha Cebrail Aleyhisselam, yok Azrail Aleyhisselam'a Allah-u Teala bir gün sormuş. Böyle can alırken, ruh alırken çok üzüldüğün ve çok sevindiğin oldu mu? Oldu diyor ya Rabbi. Nedir diyor? Şimdi diyor bir nehirden işte bir karı koca geldiler. İşte adam önce çocuğunu aldı, nehrin öbür tarafına bıraktı. Sonra işte hanımını gitti alırken nehrin ortasında, emir öyleydi, ikisini de ruhunu aldım. O zaman üzüldüm diyor. Üzüldüm diyor çocuk, diyor annesi babası kaldı kenarda. Peki diyor sevindiğin oldu mu? Zalim, katar, aslı kestiği kestik bir hükümdar vardı diyor. Onun diyor ruhunu aldığım zaman da diyor çok sevinmiştim diyor. Peki diyor o çocuk kim biliyor musun sen? İşte o üzüldüğün çocuk olmuş. Oho. Üzüldüğün çocuk. Ya.
Dolayısıyla bir hadise daha hatırıma geldi de şeyde Musa Aleyhisselam ya Rabbi diyor adaletini görmek istiyorum. İnanmıyor musun? İnanıyorum ya Rabbi diyor gözümün aynı şekilde yani yakinim artsın istiyorum. Peki o zaman diyor falan yerde bir kuyu var git. O kuyunun diyor kenarında diyor çalılıklar var oraya gizlen. Olacak olanları seyret. Gidiyor hakikaten kendini gizliyor. Kuyu gözükecek şekilde kuyunun başına bir atlı geliyor. Adam atından iniyor. Kendi su içiyor. Atını suluyor. Atına binerken bu belinde para kesesi, altın kesesi var. Düşüyor. Adam fark etmiyor. Ama Musa Aleyhisselam görüyor. Adam gidiyor. O gittikten sonra bir çocuk geliyor. Çocuk suyu içiyor. Bakıyor ki yerde bir kese. Alıyor cebine koyuyor. O da gidiyor. Ondan sonra yaşlı bir adam sırtında demet bir demet odunla beraber kuyunun başına geliyor. Tam anında atlı adam bir yokluyor. Aa diyor bu diyor kuyunun başına düştü. Geldiği zaman o yaşlı adamı görüyor. Diyor ki biraz önce ben buradan geçtim. Su içmek için indim. Para kesen vardı düştü. Bunu diyor sen buldun. Diyor ki senden başka kimse yok. Senden başka kimse yok. Yok diyor ben görmedim. Yok diyor gördüm görmedim derken adamı şey yaparken adamı öldürüyor. Ondan sonra çekip gidiyor adam atlı. Allah Teala buyuruyor ki adaletimi gördüm diyor. Tabi Musa Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi kafam karma karışık oldu. Parayı alan başkası öldürülen başkası. Anlamadım ben diyor. Musa Aleyhisselam Allah Teala vahyederek buyuruyor ki o çocuğun babasını o yaşlı oduncu bir kese altın için öldürmüştü. Ya. Allah Teala cezasını verir de kimin kimin eliyle veriyor. Ha. Değil mi? Yani. Kim kim eliyle veriyor. Dolayısıyla efendim işte kim mani olur? Kimse mani olmuyor merak etme. Allah'ın ezeldeki takdiri var. O zaman tahakkuk etmediği müddetçe. Mesela diyelim ki bir kadın Allah Teala onun evlenmesini murat etmedi mesela. Ona eş yaratmadı. Bu dünya güzeli de olsa, çok zengin de olsa, benimle evleneceklere şu kadar sevdireceğim dese yine evlenemez. Hani diyeceksin ki ya bu kadar kesin konuşuyorsun. Bak öyle bir şey dese bin tane adam koşar gider. Gider ama evlenemez. Hepsini aynı şekilde ayıklamaya başlar. Der ki sen işine sevdiğin gene kalır o. Gene kalır. Şimdi Musa Aleyhisselam bir gün Tur-i Sina'ya giderken adam birisi görüyor. Diyor ki bak diyor ben diyor çok fakir garip birisiyim diyor. Söyle Rabbine diyor bana diyor aynı şekilde zenginlik versin diyor. Ben diyor işte ekmekten başka bir şey yiyemiyorum diyor. Ekmekten başka bir şey yiyemiyorum diyor. Söyle diyor Rabbine diyor bana şifa versin diyor. Başka şeyler de yiyeyim zengin de olayım. O zaman diyor iman ederim. Tabi peygamberlerin vazifesi arz ediyor. Ya Rabbi diyor kulun diyor böyle diyor kendini de duydun ama. Allah Teala da buyuruyor ki ona ben aynı şekilde rızık olarak ezelde sadece kuru ekmek takdir ettim. Rızık olarak takdir ettim. Musa Aleyhisselam da geliyor diyor ki Allah Teala öyle buyurdu. Aa diyor o zaman inanmayacağım falan diye çekip gidiyor adam. Arada hayli zaman geçiyor. Bir yerden geçerken bakmış böyle işte villalar var sıra sıra bahçeleri var falan. Adam görmüş geliyor falan üstü başı falan giyindi. Demiş beni tanıdın mı? İşte kaç sene önce işte falan, benim falan. Bak diyor ben zengin oldum diyor. Ben zengin oldum. Musa Aleyhisselam hatırına geliyor. Allah Teala bunun için kuru ekmekten başka rızık takdir etmedim buyuruyor ya. Yanında tatlı varmış hemen çıkarıyor. Şunu bir yer misin diyor. Adam diyor bayılıyor düşüyor yiyemiyor. Gene kuru ekmeğe talim. Parası var ama yiyemiyor. Parası var ama yiyemiyor. Parası var ama yiyemiyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bir takdiri var. Peki orada hani ben diyor işte razıyım falan. Allah-u Teala'nın takdirine itiraz etmemektir sabır. Öyle tarif etmişler. Sebebe yapışıyorsun. Olmadı. Ne yapalım vermedi Cenab-ı Hak. Bu kısmet kapalı manasında değil. Onun için hacıya, hocaya, şuna, buna falan böyle tokatlanmak için gitmeye de gerek yok. Ancak sihir büyü sebebiyle hani mani olabilir buyuruyor. Tam İmran Saadettebedi kitabında. Orada da büyü için sihir diye yazıyor. Sihir maddesinde bulursa orada okunacak şeyler var. Hatta kendisi de yapabilir. Buyuruyor ki 7 defa Fatiha, 7 defa Ayet-el Kürsi, 7 defa Kafirun, Kul Ya Eyyühel Kafirun, 7 defa İhlas, Kul Vallahu Ahad, 7 defa Felak, Kul Huvallahu Rabbil Felak, 7 defa Nas, Kul Huvallahu Rabbin Nas. Bunların her birini besmele ile okur, kendi üzerine üfler. On sene tekrar okur, yatak odasını, evin her tarafına üfler. Tekrar okur, bahçe falan varsa oraları üfler. Birkaç gün buna devam eder. Büyü varsa biiznillahü teala çözülür. Bunun için de büyücüye falan, işte kendilerine hoca falan dedikten onlara gitmeye de gerek yok.
Dinleyicimiz bir de diyor ki eşimle tartışıyoruz bu konuda, beyimle diyor. Ben diyorum ki kefir içmek uygun değilmiş, işte duydum ben Osman Hoca'dan, haramdır dedi. O da pek ikna olmuyor diyor. Nesi harammış bunun falan diyor. Efendim hadis-i şerif var. Çoğu içildiği zaman azını içmek de haramdır. Hanefi mezhebinin imamlarından İmam Muhammed Şeybani Hazretleri bu hadis-i şerifi hüccet ve senet alarak buyuruyor ki içinde %1, %1000 de olsa alkol bulunan şeyleri içmek, yemek haramdır. Fetva da buna göre verilmiştir. Dolayısıyla kefirin içinde alkol var. Hatta bu bambu çayı mı diyorlar, ne diyorlar? O da aynı şekilde mayalanıyor ve netice itibariyle şey oluyor, söyleyiver. Haram oluyor. Haram oluyor tabii ki, haram alkolü oluyor. Dönüyor. Alkolü dönüyor. Efendim işte bazıları tavsiye ediyor. Halbuki bu işin mütehassısı olan Müslüman mütehassıs hekimler diyor ki kefirdeki mayalanmadan daha fazla yoğurt da var. Onun yapacağı şeyler yoğurt fazlasıyla yapıyor. Niye kefire gidiyorsun ki? Eczanelerde probiyotikler satılıyor. Kefirin 10 katı, 100 katı, 1000 katı yani. Dolayısıyla fayda eder. Kefir haramdır efendim. Efendim işte buna caiz diyenler var. Merak etme, o caiz diyenler her şeye caiz diyor. Her şeye caiz diyor. Çalkılı ilahilere de aynı şekilde küfür olur buyuruyor kitaplarda. Bunlar caiz diyor, bizzat icra da ediyor. Dolayısıyla ahir zamandayız. Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarında ne bildirilirse o. Saadet Ebediye kitabında da yazıyor bu. Alkol bahsinde yazıyor. İbadet konusunda diyor bir soğukluk var. Çok zorlanıyorum diyor dinleyicimiz ibadet ederken. Yani böyle bir ölüme gönderirler gibi hani. Doğru. Adeta. Nefisten kaynaklanıyor. Evet. Bunun efendim, önüne geçilebilir mi diyor. Geçilebilir. Ağza girene ve çıkana dikkat etmek lazım. Yani yiyeceklerine dikkat edecek önce. Helalden olacak ve ağzından çıkan sözlere, yalan, gıybet, suizan, dedikodu, bunlara dikkat edecek ve çok istiğfar okuyacak. Bir de İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Mektubat kitabını okusun. Ayrıca bu Hakikat Kitabı'nın yayınladığı Kıyamet ve Ahiret kitabının ilk 30 sayfasını. Peki ne olur, ne var orada? Orada ölüm anı anlatılıyor. Nefis tırsar orada. Der ki arkadaş bak bu senin başına gelecek, hatta okuma der, oku. Mektubatı oku. Allah-u Teala o büyüklerin kalbi vasıtasıyla gelen nurlar kalbe girmeye başlayınca nefsine galebe çalar efendim. İnşallah Teala. O zaman ibadetleri daha kolay mı yapar? Rahat yapar. Çünkü nefs ve şeytan mani oluyor. O buz gibi soğukluğu da o meydana getiriyor. Dolayısıyla biz Rabbimizin emrine uyarak, onun aynı şekilde kullarına din-i İslam'ı yaymak için ve öğretmek için gönderdiği sevgili kullarının kitaplarını ve hayatlarını okuyunca onların kalplerindeki nur kalbimize akmaya başlar. Bizim kalbimiz yavaş yavaş temizlenmeye başlar. O zaman aynı şekilde gayrete geliriz. Nefsi yok ya falan filan dese de aldırmaz insan. Rahatla ibadetini yapar. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve Toplum.